it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half nuts. You are not as tough as Evet, CT Haber TV izleyicileri, söz sizde ekibi olarak bu hafta Nevşehir Kapalı Pazar yerindeyiz. Son günlerde oluşan yoğun yağmur nedeniyle esnafımıza ve vatandaşımıza mikrofon uzattık, fiyatları sorduk. Bakalım ne gibi cevaplar aldık. Biliyorsunuz son haftalarda oldukça yoğun yağmur yağıyor. Peki fiyatlarda son durum nedir? Memnun musunuz fiyatlardan? Vallahi bugün geldim de normal sayılır ya. Ne diyeyim şimdi? Pahalı da mecbur alıyor. İhtiyaç için alıyoruz. Teşekkür ederim. Normal, işin de. Yüksek. Son haftalarda oldukça yoğun bir yağmur yağışı var. Evet. Fiyatlara hiç yansımamış mı ya da fiyatlarda bir değişiklik? Aynı uzun. Hiçbir düşüş yok. Millet nasıl alıp da nasıl yiyecek? Yani devletin biraz indirmesi lazım bunlara. Aldık işte tohum alıyor, yarımşar kilo alıyor. Nasıl peki, fiyatları beğendiniz mi bu hafta? Fiyatları istersen beğenme, istersen beğen, istersen beğenme. Fiyat normal, alıyor işte. 200 lirayla geldim, bunlar bitti işte. Ha. 200 liradan bu kaldı. Sebze olarak fiyatlar bayağı düştü. Domates, biber geneli düştü ama meyvelerde şu an yağıştan dolayı toplanamıyor ve hafta içi gene yağışlı olduğu için fiyatlarda düşme olacağını zannetmiyorum yani. Yükseklik devam edecek meyvede. Sadece muzda biraz fiyatlar düştü. Muz, çilek, onun dışında gerisi geneli yüksek. Ben her hafta gelmiyorum ama iyi geldi bana, normal. Çok pahalı değil. Çilekten başkası iyi geldi. Çilek pahalı geldi sadece. Güzel. Ortama göre güzel yani. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok yani. Yağmurun herhangi bir etkisi olmadı Nevşehir'e. Peki bu düşüş meşhur, yükseliş meşhur. Çok yoğun bir yağmur var. Yağmur her zaman yükseliş yaşadı çünkü mal gelmez. Toplanmadığı için ne olacak? Kısıtlı gelecek, ihtiyaç olacak. Arz talep dengesini dengelemeyecek. O yüzden dolayı yükseliş olur. Fakat Nevşehir'de yükseliş yok. Fiyatları nasıl buldun? Zepçeler biraz iyi de meyveler biraz pahalı. Biraz pahalı. Koruyor dükler. Ben yorumsuz kalayım. Biliyorsunuz son günlerde oldukça yoğun bir yağmur yağışı var. Bu fiyatlara bir etkisi olur mu? Şu anda olmaz abla. Bir hafta sonra. Peki ne gibi etkileri olur? Yani şu anda seralar su altında kalır. Tarlası çamur olur. İşçi bulamaz. O yüzden yükselir abla. Şu anda durum nedir pazar yerinde? Fiyatlar nasıl? Müşteri memnun mu? Şu anda gayet normal abla. Fazla bir artış yok. Biraz düşüş var. Yükseliş yok. Gayet güzel. İyi, normal. Bu hafta bir değişiklik var mı? Var. Giden haftayla bu hafta değişikliğimiz var. İyi. Düşüşte mi? Düşüşte fark var. Öbür hafta daha pahalıydı. Bu hafta biraz daha düşük. Memnunuk yani. Etkileri sadece mahsulleri bozuyor. O yüzden. Fiyatlarda bir değişim olur mu? Fiyatlarda değişim olmaz. Haliyle bu şekilde. Peki bu hafta fiyatlar nasıl? Vatandaş memnun mu? Memnun olan da var, memnun olmayan da var. Fiyatlar çeşit çeşit. Meyvelerin cinsine, boyutuna, şeyine göre değişiyor. Görüyorsun ya. Peki fiyatları nasıl buldun? Bahalı, bahalı. Bahalı da ben sana bir şey söyleyeyim. Belediye başkanı var ya, bak sigara değil, hep yasak. Hep elinde sigara içiyorlar. Herkes elinde sigara içiyor. Hep bunu kavga ediyorum ben. Belediye başkanı hiç bakmıyor, zabıta bakmıyor, polis bakmıyor, hiçbir şey bakmıyor. Tamam mı? Bunları söylerseniz söyleyin, iyi olur. Ha.
Serbest piyasa hacı. He? Serbest piyasa kimsenin gücü gitmiyor. Ha? Konuşma hakkın yok. Konuşma hakkın yok. Ben konuşamıyorum. Sen. Aslında bu serbest piyasayı kaldırılması gerekiyor. Evet. Bunu şimdi hükümet ona koyacak, bunu kaldırması lazım. Evet. Serbest piyasayı. Hiç kimsenin gücü yetmiyor, zabıtanın da gücü yetmiyor. Bir şey diyemiyor. Herkes bildiğine seni ilgilendirmez diyor. Bir şey diyemiyor. Ben emekliyim, benim aldığım maaş bana yetmiyor. İşte o kadar basit, ben bir şey diyemem. Ablacığım biliyorsunuz son haftalarda oldukça yağmur etkili. Sebze ve meyve fiyatlarının herhangi bir etkisi oldu mu? Son durum nedir? Tabii ki de yağmur sebzeleri, meyveleri, yeşillikleri bozdu. Tabii ki de etkiledi yani. Köylüyü etkiledi. Peki fiyatlarda son durum nedir? Vatandaş memnun mu? Son durum köylünün malı hep ucuz. Yeniden tarlalarda yeşillikler bozuldu. Onlar tekrar sürüldü. Yani köylü zor durumda. Biliyorsunuz son haftalarda oldukça yoğun bir yağmur yağıyor. Bunun sebze ve meyvelerine ne gibi etkileri var? Fiyatlarda düşüş ya da yükseliş yaşatacak mı? Bu bir takım yani bizim bu bölgede şu anda yetişenler yeşilliklerde bir sıkıntı olacak. Yeşillikler komple sudan dolayı selleme yaptı. Bayağı yani Havtiye yeşillik köyünden yeşillik yok. Evet yapar. Fiyatlarda etkisi olur. Pazarda son durum nedir? Vatandaş fiyatlardan memnun mu? Gayet fiyatlar çok düştü. Sebze, meyve, yeşillik düştü eskiye. Hele sebze, domates mesela düştü. Salata düştü öyle mesela. Biber düştü. Patlıcan düştü. Fiyatlar uygun şu anda. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Başkanım merhabalar. Merhabalar. Biliyorsunuz son günlerde oldukça yoğun yağmur ve dolu yağışları var. Bunların pazara ne gibi etkileri oldu? Pazarda son durum nedir? Fiyatlar nasıl? Vatandaş memnun mu? Sizden alabilir miyiz? Tabii. Öncelikle hoş geldiniz. Pazarımız şu anda mevsim normallerinde fiyatlarımız. Yağış ve dolulardaki sıkıntı şu. Doluda büyük bir problem var. Meyvelerde sıkıntı yarattı dolular. Ondan dolayı meyve fiyatları bir tık daha yükseklerde. Ama sebze gayet güzel fiyatlara indi. Allah'a şükürler olsun. Vatandaş her şekilde alışverişini yapabiliyor şükür. Ama dediğim gibi yağmur ve dolu biraz meyvelerde sıkıntıya mal oldu. Yani yağmurun çok sıkıntısı yok ama dolu özellikle her bölgede biraz sıkıntılar oluşturdu.